Alaattin Aktaş %45 faiz ne zamana kadar uygulanır? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizin %45'e çıkarılmasından sonra perşembe günü yaptığı açıklamada ne demişti? Hatırlayalım. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri de göz önünde bulundurularak dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği bu cümleden çıkarılacak soru çok açık gerektiği müddetçe denildiğine göre acaba kastedilen süre ne olabilir? O sürenin ne olabileceği belli değil ama süreyi tayin edecek ölçüler belli, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sürdürüleceği. Süreyi belirleyecek iki etken gözetilecek. Birincisi, %45 faiz, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana kadar uygulanacak. Ama bu yeterli görülmüyor. İkinci olarak da, enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması beklenecek. Merkez Bankası her ne kadar açıklamasında enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir diyorsa da artık yok öyle 3 4 ay üst üste çift haneyi zorlayacak ve yıllık oranı 3 basamağa doğru tırmandıracak bir gidişat yaşanmazsa faiz artık daha da yukarı çekilmez. Bu cümle biraz bir her şeye hazırlıklıyız türü bir ifade, hepsi o hani mürekkebi kurumadı denir ya %45 faizde biraz öyle ama daha şimdiden bu oranın ne zaman aşağı çekilebileceği tartışılmaya başlandı. Eğer Merkez Bankası'nın perşembe günkü açıklamasına göre gidilirse enflasyon gelişmelerine bağlı olarak ne zaman ne yapılacağı belli ama olması gereken iktisat kurallarını istisnai olarak uyguladığımız için ne zaman ne olacağını biz bilemeyiz, siyasetçiler bilir. Gerektiği müddetçeye yanıt bulabilir miyiz? Önce şu gerçeğin altını çizelim. %45 faizin ne zaman değişeceğini, ağırlıkla da aşağı çekileceğini belirleyecek iki temel. Etken var. Biri, iktisat kuralları. Diğeri, siyasetçinin ne istediği. İşte, gerektiği müddetçeye yanıt ararken ancak ilkinden hareket edebiliriz. Çünkü siyasetçinin ne zaman ne isteyeceğini bilmek mümkün değil. Oysa Merkez Bankası iktisadi olarak ne olursa ne olacağını sıralıyor. Bizim irdeleyeceğimiz de zaten o, önce aylık enflasyon. Öncelikle aylık enflasyonun ana eğilimine bakılacak. Söylenen bu. Merkez Bankası enflasyonun Mayıs'a kadar yüksek gideceğini aylar öncesinden açıkladı. Hem Mayıs için yıllık oranın %74'de zirveye çıkacağının beklendiği de yine çok önce ilan edildi. Geçen yılın Aralık ayı sonunda %65 olan yıllık oranın Mayıs sonunda %74'e ulaşması, ilk 5 ayda %22 dolayında bir artış beklendiğine işaret. Yıllık oran için mayıs'ta %74'e, yıl sonu için %36'ya işaret edildiğinde her ay aynı düzeyde artış varsayımıyla ilk 5 ay için aylık %4'lük bir tahminde bulunmuştuk. Artık ilk 5 ayın nasıl seyredeceği daha belirgin hale geldi. Ocak ayında %9, Şubat'ta sarkan etkisiyle %4,5 dolayında bir artış beklediğimizi bir kez daha belirtelim. Sonraki 3 ayda aylık %2,5 artış yaşansa ilk 5 ay toplamı %23'e yaklaşır, mayıstaki yıllık artış da %75 olur. Merkez Bankası Ocak ve Şubat'taki yüksek oranları aylık enflasyonun ana eğiliminin bozulması olarak görmez. Bu oranlardan dolayı da bir faiz artışına gidilmez. Zaten sonrasında oranlar görece düşük gelmeye başlar ve faiz artışı hiç gündeme gelmez. Mayıs'tan sonra ne olur? Yıllık oran dile getirdiğim aylık tahminlere göre Ocak'ta %68, Şubat, Mart ve Nisan'da %71, Mayıs'ta %75 olur. 2024 enflasyonunda Mayıs dönüm noktası. Doğalgazda geçen yıl başlatılan sıfır fiyat uygulamasından dolayı 2023'ün Mayıs'ındaki sıfır oranın etkisiyle bu yıl zirve Mayıs'ta görülecek ve sonrasında düşüş başlayacak. Hele hele Temmuz ve Ağustos'ta ne düşüş olacak? Mayıs'ta %74, 75'e ulaşacak yıllık oranı %36 olarak ilan edilen düzeye indirmek gerçekten ciddi ciddi düşünülüyorsa Haziranla birlikte ekonomi tam bir cendereye alınacak demektir. Tamam baz etkisiyle hızlı bir gerileme olacak ama yine de %36 çok zor. Zaten Merkez Bankası da kendine %42'ye kadar bir alan tanımış durumda. Tahmin 36 ama üst sınır 42. Eğer Haziranla birlikte aylık ortalama artış %2 dolayında tutulabilirse yıllık oran Ağustos sonunda %50'ye inecek. Bu oranı 3 Eylül Salı günü öğreneceğiz. Para Politikası Kurulu toplantısı da 19 Eylül Perşembe günü. Enflasyon %50'ye düştü diye %45 olan faiz aşağı çekilir mi? makul iktisat teorileri, çekilmez tabii ki, diyor. Ama makul kavramına dikkat. Aynı eğilimle yıllık enflasyon Eylül'de %46'ya, Ekim'de %44'e, Kasım'da %42'ye, Aralık'ta da %41'e iniyor. Artık enflasyonun üstünde de faiz vermeyelim, denilirse Ekim'de %44'e gerileyecek enflasyondan sonra faiz indirimi söz konusu olabilir. Yani en erken Kasım ayında bir indirime gidilebilir. Tabi enflasyona ilişkin bu tahminler, en iyimser senaryoya göre oluşacak durumu yansıtıyor. Seçime kadar enflasyona göre çok az artırılacağı anlaşılan kur, seçimden sonra biraz bırakılır ve bu da geçen yılın yaz aylarında olduğu gibi fiyatların hızla artmasına yol açarsa yukarıdaki senaryo tümüyle çöpe gider. Bu durumda yıl içinde bir faiz indirimi hiç gündeme gelmez. Ama unutmayalım, bunlar iktisadın makul öngörüleri. Biz makule istisnai olarak döndüğümüz için daha önce olduğu gibi çok farklı bir yola da girebiliriz. Hele şu 31 Mart bir geride kalsın.